Günaydın arkadaşlar. Bugün sizlere 4 tane kısaltma çeşidini anlatacağım. Bunlardan birincisi isim verb 3. İsim verb 3 olduğunda isim verb 3 yani fiilin üçüncü halini alarak bu edilgen bir tamlama oluşturuyor. Nokta nokta yapılan nokta nokta edilen sonra ismi çeviriyorsunuz. Edilgen bir tamlama oluşturur. Bir cümle değildir. Bunları unutmuyoruz. Materials needed for the experiment. Deney için needed gerekli olan ya da ihtiyaç duyulan diyelim. İhtiyaç duyulan malzemeler dedik. The people employed in this company'de ikinci örneğimizde people employed bakın isim verb 3 geldi. Bu şirkette çalıştırılan insanlar dedik. Bunları düzeltelim. Çalıştırılan dedik. The money stolen from the bank. Bankadan çalınan para. The clothes ironed. Ütülenen giysiler. The commodities sold to customers. Müşterilere. Customers müşteriler. Satılan ürünler ya da mallar. Some houses pulled down. Yıkılan bazı evler dedik. İsim verb 3 nokta nokta yapılan nokta nokta edilen diye çevriliyor. Bir de isim verb ing olarak var. İsim artı verb ing de nokta nokta yapan nokta nokta eden. Yani edilgen değil. Verb 3 edilgendi, verb ing etken tamlama olarak kullanılacak. Buradaki örneğimize bakalım. The person knocking at my door. Kapımı çalan kişi. The beautiful lady talking to our teachers. Öğretmenimizle konuşan güzel kadın. Friends loving me sincerely. Beni sincerely içten seven arkadaşlar. Sincerely içten bir şekilde. Two children resembling her. Resemble benzemek. Ona benzeyen iki çocuk. A man working very hard to make a living. Make a living geçimini sağlamak. O zaman geçimini sağlamak için çok çalışan very hard, çok çalışan bir adam. Children attending the primary school. İlk okula devam eden ya da giden çocuklar. İlk okula devam eden çocuklar. O zaman isim verb ing nokta nokta yapan nokta nokta eden diye çevrilecek. Biraz daha karışık olan bir şey. İsmin arkasına verb ing yerine having ve fiilin üçüncü halini yaparsanız bu geçmişte olduğunu anlatır. Nokta nokta yapmış olan. Eğer verb ing yaparsanız bu genelleme yapma anlamına gelir. Mesela burada people having retired emekli olmuş olan insanlar. Visitors having seen Antakya. Antakya'yı görmüş olan ziyaretçiler. Players having chosen to play abroad. Having chosen. Seçmiş olan. To play abroad. Yurt dışında oynamayı seçmiş olan. Tercih etmiş anlamında. Seçmiş olan oyuncular. Students having graduated from this school. Graduate mezun olmak. Bu okuldan mezun olmuş olan öğrenciler. Women having grown their children while working. Çalışırken, while working, çalışırken çocuklarını büyütmüş olan
Kadınlar. Peki bir de having been verb 3 derseniz bu sefer yine geçmiş yapar ama been kelimesini kullandığınızdan dolayı edilgenlik, ıl ile ki yapılmış olan, yapmış olan değil de yapılmış olan diye çeviriyoruz ama yine geçmişte yapılmış olan. Vegetables have been grown in this village. Bu köyde yetiştirilmiş olan sebzeler. Workers having been fired. İşten atılmış olan işçiler. Scientists having been awarded Nobel Prize. Nobel ödülü verilmiş olan bilim insanları. Scientist. Commodities having been sold. Satılmış olan mallar ya da eşyalar. People having been accused of terrorism. Accused of ile suçlanmak. Terörizmle suçlanmış olan insanlar. Şimdi isim to verb 1 yaparsanız, isimden sonra to verb 1 yaparsanız bu nokta nokta yapacak olan, bu da geleceği anlatır. Workers to clean the house. Evi temizleyecek olan işçiler. People to vote in the general elections. Genel seçimlerde oy kullanacak olan insanlar. General elections, genel seçimler. Trucks to carry the products. Ürünleri taşıyacak olan kamyonlar. Trains to transport the iron. Ayrın demir. Demiri nakledecek olan trenler. Peki. Students to read these novels. Bu romanları okuyacak olan öğrenciler. Ve son olarak isimden sonra to be verb 3 kullanırsanız bu yapılacak olan, bakın to verb 1 yapacak olan ama burada be verb 3 kullandığınız için edilgen yapmış olduk. Yine geleceği anlatıyor. The car to be tested. Denenecek olan araba. Drugs to be used. Kullanılacak ilaçlar. Kullanılacak olan ilaçlar. Workers to be hired. İşe alınacak olan işçiler. Olanı deseniz de demeseniz de o anlam çıkıyor zaten. Food to be cooked for the wedding. Düğün için pişirilecek olan yemek. Carpets to be cleaned. Temizlenecek olan halılar. Şimdi arkadaşlar şunu yapıyoruz. İsim verb 3. Nokta nokta yapılan edilen. İsim verb ing nokta nokta yapan eden bunlar genel anlatımdır. İsim having verb 3 nokta nokta yapmış olan. İsim having been verb 3 nokta nokta yapılmış olan geleceğe yöneliktir. İsim to verb 1 nokta nokta yapacak olan geleceğe yönelik aktif. İsim to be verb 3 nokta nokta yapılacak olan geleceğe yönelik pasif. Sevgili arkadaşlar, kısaltmalar bunlardır. Sizlere selamlar söylüyorum. Lütfen bizi beğenip paylaşmayı ve yorumlar, güzel yorumlar yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.